Bugün oyun meraklarıyla konuştuğunuzda yüksek tazeleme hızına sahip bir monitör veya televizyon almak istediklerini görürsünüz. Piyasada 120 Hz'e kadar tarama hızına sahip televizyonlar bulunabiliyorken oyuncu monitörlerine geldiğinizde hemen arkamda gördüğünüz ROG Swift 360 PG 259 QNR'de olduğu gibi 360 Hz tazeleme hızına kadar ulaşılmış durumda. Peki monitörler bu kadar yüksek tazeleme hızı sunarken insan gözü gerçekten de bu monitörler arasındaki farkı algılayabiliyor mu? Merhaba, ben Mesut Çevik. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda insan gözünün kaç herz olduğunu konuşacağız. İnternetten de bulabileceğiniz bilimsel veriler ışığında bunları derledim ve sizlere açıklamaya çalışacağım. Bu videonun da sponsor olan Asus'un hemen arkamda yer alan ROG Swift 360 PG 259QNR model isimli monitörü tam 360 Hz tarama hızıyla geliyor. Tazelem hızı diyebilirsiniz, tarama hızı da diyebilirsiniz. Yani bir saniye içerisinde 360 farklı resmi bir insanoğluna gösterebiliyor. Peki insanoğlu bunu gerçekten algılayabiliyor mu? Yani böylesi bir monitöre gerçekten de ihtiyacınız var mı? Oyunlarda fark yaratmanıza neden olabilir mi? Aynı zamanda Nvidia'nın Reflex isimli bir başka teknolojisi de destekleniyor bu monitör tarafından. Bunu da size açıklayacağım. Bakın insan gözünün bir şeyi akıcı olarak görebilmesi için 18 FPS yeterli. Yani bir çizgi animasyon izleyeceksiniz, bir film izleyeceksiniz, ardır kareler bir saniye içerisinde 18 kere tazelenir, yenilenirse siz buradaki hareketi akıcı bir şekilde görüyorsunuz. Resimler arasındaki farkları hissetmiyorsunuz. Sinema filmleri de 24 fps olarak bizlere sunuluyor. E peki sinemada ben adamları aksiyon içerisinde izlerken, çatışma sahnelerini izlerken Rambo'yu Düşmanların hepsini yok ederken, görürken herhangi bir sorun yok. Neden? Oyunlara gelince oyuncular 60 FPS, 120 FPS gibi değerleri görmek istiyorlar. Çünkü aslına bakarsanız bir şeyi akıcı olarak görmekle aradaki farkları hissetmek, algılamak arasında gerçekten de oldukça büyük farklılıklar var. İnsan gözü karanlığa ve ışığa farklı derecelerde tepki gösteriyor. Karanlığa çok fazla tepki göstermiyoruz. Işık bizim için daha önemli. Belki hatırlarsanız eski tip ampuller şehir şebekesine bağlı olarak saniyede 50 defa kararır, 50 defa tekrar yananlardı. Bir saniye içerisinde 50 defa kararan bir ampulden bahsediyoruz. Ve insanoğlu bunu algılamadan onun ışığında ders çalışmaya, kitap okumaya devam edebiliyordu. Karanlığı seçemiyoruz ama gelin görün ki söz konusu olan ışık olduğunda çok daha hızlı bir şekilde seçim yapabiliyoruz. Savaş pilotları üzerinde yapılan deneylerde görülmüş ki savaş pilotları saniyenin 250'de birinde gösterilen resimleri seçebiliyorlar. Bakın algılamıyorlar. Bir değişim oldu falan demiyor adam. Orada hangi uçak, hangi gemi gösterildi ona bunu söyleyebiliyor. Eğer konu algıya gelirse, yani bir değişim oldu ama tam olarak orada ne olduğunu göremedim diyecekseniz eğer, bu saniyenin 500'de birine kadar çıkabiliyor. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde Işıktaki değişimleri algılayabiliyor. Orada bir değişim olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer tam olarak seçmek söz konusuysa savaş pilotları saniyenin 250'de birinde olan değişimleri de seçip o değişimin tam olarak ne olduğunu söyleyebiliyorlar. Yani oyuncu monitörüne eğer geri dönecek olursak oyuncu monitörlerinde 500 er saniyede 500 er tarama hızına kadar yolumuz var. Eğer sıkı bir oyuncuysanız değişimleri anında görmek istiyorsanız evet 360 Hz'lik bir monitör alırsanız biraz daha öndesiniz. 500 Hz'lik bir monitör alırsanız biraz daha önde olacaksınız. Tabii ki 500 Hz biraz abartı olabilir ama sonuç olarak insan oğlu değişim gösteriyor. Genetiğimiz farklı. Kimilerimiz çok daha gelişmiş, çok daha hızlı algılıyor olabilirler. Ama siz algılarımı sonuna kadar kullanmak istiyorum diyorsanız, evet yüksek herzli monitörler size oyunlarda bir avantaj sağlıyorlar. Gelin bir de refleksi konuşalım. Nvidia'nın bir de refleks isimli bir teknolojisi var. Çünkü sadece görmeniz yetmiyor. Gördüğünüz zaman bunu aynı zamanda eyleme de çevirip fark yaratabiliyor olmanız lazım. Fakat gelin görün ki monitörde bir şey görmekle monitörde gördüğünüz şeyi ateş etmek arasında fark var oyunlarda. Çünkü ateş emrini vermek için mouse'ta klikliyorsunuz. O kliğiniz bilgisayara iletiliyor, bilgisayarda işleniyor. Ha diyor bu adam ateş etmek istedi deniyor ateş emri hem sunucuya hem de monitöre grafik olarak gösteriliyor. 38 milisaniyelik bir gecikmeden bahsediliyor ortalama bu süreçte. Nvidia'da Reflex isimli teknoloji ile özellikle 3000 serisi ekran kartları ve destekli monitör, destekli farelerde bu işi hızlandırmayı, farenin tıklamalarına öncelik vermeye amaçlıyor. Ve Asus'un hemen arkamda yer alan ROG Swift 360 PG259 QNR model isimli monitörü Nvidia'nın refleks teknolojisini destekliyor. Üzerinde kırmızı olarak işaretlenmiş bir fare bağlama portu var. Monitörü USB'den bilgisayarınıza bağlıyorsunuz, fareyi monitöre bağlıyorsunuz ve hemen masamda yer alan bu Rock Çakram Core isimli farede de olduğu gibi destekli bir farede kullanıyorsanız eğer. Hem tıklamalarınızın kaç milisaniye ile bilgisayara oyuna iletildiğini görüyorsunuz. Hem de diğerlerinden daha hızlı tıklıyorsunuz. Bilgisayar buna öncelik veriyor. Yani söz konusu oyunsa, söz konusu daha hızlı olmaksa bugün parası olana bu hız <laughs> ne yazık ki sunuluyor. Evet, parası olana sunuluyor. Çünkü bu donanımlar ucuz değiller. Ne kadar yüksek tazeleme hızı istiyorsanız o kadar da yüksek para vermeniz gerekiyor. Mesela bu monitörde sadece tarama hızında durulmamış. Gördüğünüz gibi herhangi bir ayak yok. İçerisinden masaya montaj diyebileceğiniz bir kitle çıkıyor. Ben masaya montajlamayı seçtim. Altı böylece boş kaldı. Aynı zamanda bir ayak da çıkıyor. Dilerseniz masanın üstüne de konumlandırabiliyorsunuz. Pivot modunda da kullanabiliyorsunuz bu monitörü. 1 milisaniye tepki süresine sahip. Arkada RGB aydınlatması var. Joystick ile de çok hızlı bir şekilde menüler arasında gezebiliyorsunuz. Kablo gizleme konusunda bana sorarsanız oldukça iyi bir iş çıkartılmış. Evet bu videoda çok hızlı bir şekilde insan gözü neye nasıl tepki veriyor? İnsan gözü değişimleri nasıl algılıyor? Gerçekten de bu yüksek herzli monitörler fark yaratmanızı sağlıyor. Bunu anlatmaya çalıştım. Fakat üzücü bir haberim de var. Hani dedim ya savaş pilotları yüksek hızlarda değişimleri algılayabiliyor, seçebiliyorlar diye. Hepimiz savaş pilotu değiliz. Siz onlardan biri olmayabilirsiniz. Tabii ki kendi limitlerinizi de bilmekte fayda var. Kimi insan 50 FPS'de, 60 FPS'deki değişimleri bile ancak hissedebiliyor. Hatta ortalama olarak insanların 90 Hz'e kadar değişimleri seçebildiği. Ancak bu konuda iyi olan eğitimli gözlere sahip olan ya da organları buna uyumlu olan insanların daha üstündeki değişimleri seçebildiği söyleniyor. İşte yani monitörü satın aldıktan sonra kendi limitlerinizde bileceksiniz. Siz artık engel teşkil edebilirsiniz oyuna. Yani artık donanımı geçiyorsunuz. Fareyi de geçiyorum. Senin algılaman, gözün görmesi, onu beynin işlemesi falan orada fark yaratan unsur oluyor. Bu videoda kısacası Yüksek tazeleme hızı gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? İnsan oğlu 60 FPS'den üstünü ayırt edebilir mi, edemez mi? Bunları aktarmaya çalıştım sizlere. İnternette bulduğum bilgileri hızlı bir şekilde derledim. Böyle hap gibi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani bu videoları beğeniyorsanız, devam etsin istiyorsanız bana destek olmak için bu videoları izlemeniz zaten çok büyük bir destek ama kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşarak videoyu sonuna kadar izle. Bu adama destek ver diyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.